parametre olarak bu listenin en başındaki elemana işaret etmektedir. Buraya. Bizim ikinci satırın ulaşmak istediğimiz değer bir nolu indeksli satırdaki bir nolu indeksli sütun değeri olacağı için aslında biz şuradaki elemana ulaşmak istiyoruz. Bilgisayar bunu hesaplarken array'e şu değeri ekleyecek. Bir alttaki sütuna geçmek için, yani bir sonraki sütuna geçmek için sütun değeri 1 çarpı her bir sütunun değeri. Her bir sütunun memory'deki kapladığı yer. Artı diyecek. Burada, şu an buraya gelmiş bulunduk. Buranın içerisindeki de bir nolu indekse ulaşmak istiyoruz. Bir nolu satır indeksine. Buna 1 çarpı integer ekleyecek. Yani biraz daha düzgün yazacak olursak, burada bizim yaptığımız şu oldu. Array demiştik, bir memory adresi tutuyor aslında tek başına. Buradan bir, çünkü sütun birinci sütuna ulaştığımız için bir çarpı her bir sütunda bulunan integer sayısı. Her bir sütunda gördüğünüz gibi iki integer bulunuyor. Ve her bir integer 4 byte hatırlarsanız. Artı dedi. Yani buradaki hesapla 8 byte ilerledikten sonra hatırlarsanız array buraya işaret ediyordu. Bir integer 4 byte'ti. 4 byte ilerledik ve 4 byte daha ilerledik. Yani 8 byte ilerleyince şu an burayı işaret ediyoruz. Bizim ulaşmak istediğimiz eleman buradakiydi. Buna ulaşmak için de 1 çarpı integer'ın değeri olan byte'ı eklemiş bulunduk. Yani 4. Burada toplam 12 byte ekleyerek buradaki elemana ulaşmış bulunduk. Aslında biz teori olarak 2 boyutlu bir array yaptık diye düşünüyoruz. Fakat bunların memory'de saklanışı yine düzlemsel olarak bilgisayar çeşitli işlemler yardımıyla bunları hallediyor. Burada da yine aynı şekilde gördüğümüz gibi 3x5'lik, 3 satırlık, 5 sütunluk bir array oluşturduk. Array'in birinci indeksli satırı 0, birinci indeksli satır burası oluyor. Bu satırın üçüncü indeksli elemanı, yani şuradaki değere karşılık geliyor. İstediğimiz boyutlarda bir array oluşturmak mümkün. Gerek 3 boyutlu, gerekse burada yaptığı gibi 5 boyutlu bir array oluşturulmuş. Burada bilgisayarın memory'de uyguladığı mantık yine aynı şekilde. Diyelim ki şöyle bir şey dedik. Array 5 4 3 2. Bilgisayar memory'de ikili gruplar oluşturuyor. Her birinin içerisinde 2 integer'lık kapasite var. 2 integer yerleştirebiliriz. Sonra bu ikiliklerden üçlü gruplar yapıyor. Sonra bu üçlü gruplardan dörtlü gruplar ve bu dörtlü gruplardan beşli gruplar yaparak bize çok boyutlu bir array sağlamış oluyor. Ve bu array'leri çeşitli yerlerde kullanmamız mümkün. Gelecek derslerimizin birinde 3 boyutlu bir array yaparak bunun elemanlarını yazdıralım. Bunu gelecek derslerimizde yapalım. Programımıza dönüp bir 2 boyutlu array yapacak olursak 2'ye 2'lik bir array yapmak istiyorum diyelim. Burada ise bu 2'ye 2'lik array'in içini dolduracağım. Burada daha iyi anlaşılması için x, y değerleri kullanalım. Şimdi array'imiz x düzleminde giderken, yani x'inci değeri ve y'inci değeri olacak. X değerlerini burada dolduruyoruz. Y değerlerini burada dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi x sıfırken bir döngü yapacağız.
ve y sıfırken bir döngü yapacağız. Şimdi burada içeride diyelim ki şu an x sıfır için geldik. Aslında biz x sıfır için array'in hem x'inci elemanının y'sini doldurmak istiyoruz. Yani x sıfır için her y'yi doldurmak istiyoruz. Yani x sıfır için geldik. Doldurmak istediğim değerler array 0'a 0 ve 0'a 1. Burada başlangıç olarak şu şekilde yapalım. Array'in 0. elemanına 5 yazayım. Ve aynı şekilde array x'in 1. elemanına 5 yazayım. Bütün array'in her değerlerini 5'e eşitlemek istiyorum. Ve yine benzer bir döngü ile şuradaki i'yi de x'e dönüştürmeyi unutmayalım. Benzer bir şekilde bu değerleri yazdırmak istiyorum. Ve her seferinde bir alt satıra geçeyim. Bir satırı doldurduktan sonra bir alt satıra geçmek istiyorum. Bunun için Escape sekanslardan Newline'ı kullanabilirim. Ve ilk elemanı yazdıktan sonra da bir defa tablamak için yine Escape sekanslardan birini kullandım. Şimdi programımızı derleyip buradaki i'yi de düzeltmeyi unutmuşuz. Kopyaladığımız için orada. Şimdi programı çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi burada 15'i unuttuğumuz için haddinden fazla değer yazdırdı bize burada. Doldururken diğer değerleri dolduramadı aslında. Fakat yazdırırken 15'i burada unutmuşuz bunu. 2'ye dönüştürecektik. Yazdırırken aynı şeyi her seferinde ikişer defa yazdırdı. Şimdi çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi 5-5-5-5 şeklinde yazılmış olduğunu görüyoruz. Daha sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.